sevgili güzel dostlarımız, aziz dinleyicilerimiz, Malmö Genç Sesini dinleyen dostlarımıza ve sevgili dinleyicilerimize iyi vakitler dileriz. Sevgili güzel dinleyicilerimiz, tabii ki bugün biz buradan sizlerle güzel bir program yapmaya çalışacağız. Ve bu programda da bizlere eşlik eden değerli siyasetimiz, Türkmen siyasetimiz Irak çapında değerli abimiz Kazım Aliyavari bizlere katılacaktır ve bizlere eşlik edecektir. Tabii ki programımız ve bugünkü konumuz Türkmen eli ve Irak'taki Türkmenler durumları nedir ve ne olacaktır ileri zamanda. Tabii ki bizlere eşlik eden tekrar sizlere döneceğiz ve sizlerle devam edeceğiz. Değerli, sevgili, güzel siyasetçimiz, abimiz Kazım Aliyavar bizlerle katılacaktır. Tabii ki bizlere katılan hoş gelip sen sevgili güzel Kazım Aliyavar abimiz. Çok sağ ol Ustad Murat. Memnun oldum bu görüşmeye. Sizden inşallah en faydalı bir vakitler milletimizin hizmetinde olduk. Eyvallah. Teşekkür ederim sevgili güzel abim. Biz tabii ki çok mutluyuz. Siz bizlerle programımıza kabul ettiniz ve aynı zamanda programımıza katıldınız. Tabii ki bugünkü konumuz Türkmen eli ve aynı zamanda Irak çapında Türkmen toplumu ve aynı zamanda Türkmen'in şu anda durumu nasıldır ve bundan sonra da durumu nasıl olacaktır diye onu sizlerle paylaşacağız. Tabii ki başlangıcımız tabii ki buradan öncelikle şehitlerimizden bahsedelim. Ve şehitlerimizin ruhlarına bir Fatiha okuyalım hep beraber. Tabii Üstad Murat, bizim varlığımız Irak'ta, bölgede hapsi marbuttu o şehitlerimizin kanıdan ki tarih boyunca yüzlerce, binlerce insanlar, Türkmenler Irak'ın toprağında şehit oldular, hizmet ettiler, vilayetler, idareler hüküm sürdüler bu Irak'ta. Güzel bir şekilde ilim, marifet yolunda, medeniyet yolunda bu Irak toprağını sahip çıktılar, himayet ettiler. Ve hatta diyelim Irak devleti, Irak Cumhuriyeti teşkil olduğundan sonra 20'lerde ondan da sonra Türkmenler daima yani bu devlette hizmet verdiler, şehit oldular. Çok zulüm gördüler, medeniyet yoluna sahip çıktılar. Ona kanşar maalesef bu hükümetler yani diyelim acı inkılaptan geldiler hükme. Çok insanlarımıza aziyet verdiler, şehit ettiler, idamat gördüler. Biz onların hakkında daima hiç unutmarız. Onlar daima bizim hayalimizdadılar, fikrimizdadılar. Ve ben şahsen ve cenabiden ve bizi eşidenler, bizi görenler hapsizden bir surat Fatiha davet ederim sizi okuyan onların ruhuna. Çok sağ olun. Tabii ki teşekkür ederiz sevgili abimiz. Biz de buradan Fatiha'mızı okuruz. Allah yerlerin, mekanların cennet eylesin. Tabii ki ruhları şad olsun. İnşallah getirdikleri yerde Allah utandırmaz özlerini. Burada tabii ki başlangıç yapmadan önce hep beraber güzelce bir Türkmen marşını dinleyelim. Ondan sonra devam edelim konuşmamıza. Thank you.
deliden telafere elimiz. Biz düşmanız, düşmancadır dilimiz. Ben deliden telafere elimiz. Müslümanız, yüce Tanrı belimiz. Düşman eli, düşman eli yurdumuz. Müslümanız, yüce Tanrı belimiz. Düşman eli, düşman eli yurdumuz. Düşman eli, düşman eli yurdumuz. Engelleri birer birer aşarız. Doğru yola hep beraber koşarız. Engelleri birer birer aşarız. Biz düşmanız, her an özgür yaşarız. Düşman eli yurdumuz. Biz düşmanız, her an özgür yaşarız. Düşman eli yurdumuz. Düşman eli, düşman eli yurdumuz. Şehitlerimizin yerleri, mekanları cennet olsun inşallah. Her zaman, her zaman milletimiz ve kahraman gençlerimiz hakkını ister her zaman. Tabii ki programımıza başlayarak sevgili güzel siyasetçimiz, güzel abimiz, Türkmen'in şu anda durumu nedir? Türkmen elinde ve aynı zamanda Irak tapında. Tabii çok sağ ol tekrar Üstad Murat bu görüşmeye. Ben inşallah en mutlu vakitler insanlarımızın hizmetinde olduk. Ablalar, abiler, ustadlar, aziz gençler, bazılar, kardeşler, Türkmen ilinde yaşayanlar ve Irak'ın dışarında yaşayanlar, her insanlarımız zihanda vaktiyiz hayırlı olsun ve inşallah biz en faydalı ve en güzel vakitler sizin hizmetinizde olduk. Ben Erbil şehrinden her tarafa Türkmen ilinin önemli bir şehri olduğuna Sultan Muzaffereddin şehrinden herkese selam olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm esselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tabii biz yani Türkmenlerin durumundan konuşmayandan önce
İstirham bir yani bir böyle tarihiyen au coğrafiyen bu şeyler hepsi bellidir insanlarımız yanında. Malumdur. Yani istemiyorum tarih şeylerine geçim. Au coğrafi hakkında bu şeyler yani hepsi takriben insanlarımızın fikrindedir, insanlarımızın malumundadır. Ama Irak diyağın cirmilerde ciden karında teşkil Irak devleti teşkil olandan sonra Türkmenlerin ondan önce bir ayrı bir Irak'ta bir makanası, ayrı bir manzilası, ayrı bir durumu var idi. Evet. Ama Osmanlı zamanından sonra Kıbrıs Osmanlı zamanından önce yüzlerce il ondan önce biz Irak'ta varız Türkmenler. Çünkü Türkmenler Osmanlılardan kalan bir millet döcü. Bazı insanlar bu şekilde au istemiller anlasınlar au isterler tarihi yani bir galat bir şekilde insanlara anlatsınlar. Tabii bunlar hiç edemezler Türkmen'in tarihin ayrı bir şekil, ayrı bir insanlara şey etsinler yani malumatı versinler. Çünkü bunlar hapsi masadır olupdu, kaynaklarda hapsinde yazılıptı. Kimse de deme, yani düşman, dost aynen şekilde yazılıptı tarihte. Irak'ta Türkmen'in tarihi malumdu. Ne kadar vilayetler hüküm sürüptü. O bir milletler de daha önce Irak'ta var imiş. Bu şeylerden ötürü. Ben istemiyorum bunları tekrar edeyim ama dediğimiz gibi cirmlerden sonra bir ayrı bir durumu oldu Irak'ta. Maalesef Osmanlı şeyden sonra diyağın Irak teşkili Britanya Elbasan'dan sonra Irak'a muahedet Lozan'la Türkiye'den Britanya arasında bir muahedet Lozan oldu. Yani Osmanlı devleti Irak'tan sahbedenden sonra Türkmenlerin vaziyetlerin, Yobaz Türkmenlerin Irak'taki vaziyete çok bir ayrı şükür oldu. Britanya öz tahakkümün, öz fikrasın, öz rüyasın Irak'ta tespit edenden sonra yani en zerel de çimin şeyine düştü. Türkmenlerin, Türkmenleri yani bir ayrı bir gözle bakırdılar. Onlar şeylerde Türk dili konuşurdular. Yani diyağın Türkmen'de yani bizim dilimiz istem yağın yani ha biz Türkçeyden ana dili sayılı yani Türkmen hepsi birdi. Türkmen'in onca yani kelime Türkmen neden gelipti? O Türkler Irak'ta av Suriye'de av diyağın Arap devletlerindeki o Türkler İslam'a girenden sonra adları oldu Türkmen. Yani bu bas farkaka kelime kaldı. Yani Türk ha Türk'tü. Asılları, hepsi usulları birdi. Ama dediğimiz gibi bu intişarları oldu burada. Türk iman adında oldu Türkmen. Ama o hükümler ki Maliki zamanında, Cumhuri zamanında maalesef de Irak'ta bir hükümet gelmedi. Demokrati yoldan, milletin seçmeği yoluyla. Ve inama hepsi malumdu. Hepsi tarafı bellidi. Anne o inkılabattan dabbabaydan, silahtan geldiler hükme. O zaman yani Türkmen milleti de yani daimen hükümde şeyden döncülüydü. Bir tarafın belini tutsun, bir tarafın belini sağsın. Av yani Irak şahbine hıyanat yapsın. Kimin gücü var, kimin kuvveti var, o aniden olsun, o birisinin zıdına. Bu şeylerden döncülüydü. Daimen medeniyet yoluydu. Daimen demokratiyet yoluyden şey etmiş idi. Ve o hükümetler harap bir gözde Türkmenlere bakırdılar. Ve tasarrufatlar da ayrı bir şekildeydi. Fonsi Türkmenler en çok idamat gördüler. Arap dilinde diyorlar sahel. Bazı diyağın ellerde birlik çarşıda neler oldu Türkmenlerin başına geldi. Yani altın köprüdür. Bazılar zamanında altın köprüde aynen katliam oldu. Bunlar hepsi bellidir yani bizim şeyimizde, tarihimizde ve yani indi 2003'ten sonra siyasetimiz incelagın onu diyağın. Siyasetimiz ne şekil olaydı ki o durumlar kalmadı Irak'ın üstünde.
olardı yani bas diyağın taksir var acı strateji baksamız Türkmen'in durumuna bas taksir var özü bizim öz milletimizde öz partilerimizde yani şahsi ve çok da sebepler de var bizim durumumuz bu şekilde yetişti. Diyağın o iktidar partiler, iktidar hakimler ki diyağın Amerika idi, yani de o bir hizipler ki tehalif ettiler, Irak'ı hüküm sürdüler. Onlar tabi bizimle o vaad-ı uğuddan gelmediler. Demokratiyet yoluydan, medeniyet yoluydan, Türkmen'in yani hakkın vermek şeyinde o tadhiyatı görüptü. Oğlu Mefruz yani onun kaşlarında yani hak hukukun tabii alardı. Biz baktık Türkmen en şeyde kaldı. Ve diğer Irak'ta 2005'te düstur yazıldı ama düstur yazılanda o çok önemli bir noktaydı Türkmen'in hakkında. Ama ne yazık yani Türkmen onda da şey oldu yani istibad ettiler. Av mümessilimiz var idi olabilir yani o kuvvetli dövcülüydü. Adet az ve o bilgi az yani mümaresamız yok idi. Hükümde mümaresamız yok idi. Düstur yazmakta bu hapsi sebepler oldu. Yani o düsturda yerimiz dediğimiz şimdi kançlar da bize hiç mazal vermirdi. Daimen istihdaf gözde alırdı bizi. Ve oldu düstur Irak anayasasında bizim hak hukukumuz yani o bir milletler kimin seviyesinde gelmedi. Yani %50 de almadık. Yani çok önemlidir. Yani indi haliyen ve gelen illerde biz nece oğlu çalışağın bu düsturda indi emel var. Yani emel kasılmayıptı çünkü bu düstur muarrazdı şeye, ta'dil olmağa. Nece biz bir de hak hukukumuzu ele alağın, bu düsturda yerine getirağın, ne şekilde tehalufat Irak içinde, Irak çapında yapağın, ahzab siyasilerden, hapsi taraftan ve hatta yani Umum Mütehide yoluydan. Mühim yani biz düsturda oğlu yerimizi şey edağın. Yani neyim ben konuşuram? Birinci en çok önemli nokta nedir? Türkmen'in haviyasını tespit etmek Irak'ta. Haviye hakikiye. Haviye hakikiye yani ne kadar o şey o dördü sayı mesela de Irak'ta bazı milletler var. Sayıları mesela diğer Arap kanşar azdı ama madalik edebildiler. Ve hukukların azsınlar fazla da yani anayasada. Acaba, bak. Afwan, acaba yani almamalarının nedeni, sence şahsi düşünce o nedir? Yani zuf, kuvvetli, güç, zayıflığı var, yoksa da başka ülkeler girdi mevzuların içine? Yani bu mesele de hakim bilmesi lazım. Mesela biz bir doktora gittiğimiz zaman, doktor dirisene, senin başı ağrır, karnı ağrır, ben filan yeri ağrır, git bu ilacı da al özün. Bilirsen ilacı nedir, ona göre gelesen alasan özün, hatta kuvvetli yerine şey olsun, istediği o yetişesen. Acaba bizim sıkıntılarımız nedir yani bu hada yetişti? Tabii bazı şey sebepleri ben göz altına aldım. Dedim müvessillerimiz o zaman az idi anayasa yazmağında, düstur şeyinde. Var ise de yani zayıf bir şekilde yani kuvvetsiz bir şekilde. Her şeyde tamam kuvvetin devri var, şeyi var. Bas nerede akıl kullanmak, siyasette bilgi olmak ve mümarese yapmak o çok önemlidir. Yani bazı taraflar var idi. Mesela diğer Kürt kardeşlerimiz şimin, onlar sayıda Arap kanşarına göre yani azlar ama mümareseleri var idi siyasette. Yani düstur anayasanın yazmağında av bilgiler var idi. Irak'ta ne olmak lazımdı ve ayrı taraflar da var idi. Diğer mütehalif idiler ki Amerika, Britanya. Onlar yani onların şeyi kuvvetleriyden, onların şeyiden edebildiler. Yani çok şeylerin düsturda tespit etsinler. Ama bizim dediğimiz gibi menze rüyamız Irak'ı vazih döceliydi.
استراتيجي önemli şeyler yani fikrimizde acıvar ise ama varakaya yazılmamış idi. Müfavazat şeyinde yerimiz yok idi. Yani çok şeyler hatta milletimizde o haklar da çünkü biz daima şey altında yaşamışızdık. Yani daima dediğim şey ha inkılabat altında yaşamışızdık. Yani biz ellerden ha inkılabat Türkmen ha görürdü. Yani bir mazal vermirdiler belalarında. 70'lerde acı bir mazal verindi sakafi hukuklarında. O da bir yıl sürdü, sürmedi bir de kapandı. O da bir nevi ihtibar idi. Zasnabız Arapçada diyorlar. Bizim yani o şeyler dediğim kimin sebepler hep diyor yani bizim şeyimizde siyasilerimizde yani da milletimizde ve üstümüze gelen şeyler o kareler çok iyiydi yani o kara cümler bizi bağlamış idi şey özünde. Ve şimdi haliyen dediğim kimin emel hala kalıptı özümüzde var çünkü Irak anayasası bir fakarası var, bir maddesi var, tadilata kabildi. Tamam, yollarda o yolları kuruplar ki tadil olsun, mütezahmeti zordu diyorlar. Düstur yakındı, düsturun camet adında. Çünkü bu şekilde yapıplar hatta tez değişilmesin. Çünkü o taraflar ki hukuklarına yetişenden sonra, düsturda tespit edenden sonra Türkmen'in hakkını yani özleri taraf apardılar. Özü diyebilirlik, affedersen lafı obaldan kesim diyebilirlik, herhangi ülkede olursa ol, ister Avrupa olsun, ister Amerika'da olsun, ister hangi ülke olsun, her ülkenin bir düsturu var. Ama aynı zamanda o düstur kabili tagir, aynı dedi, o da ki değiştirmeye kabildi. O da nece oldu? Tabii ki eğer milletvekillerimiz girerse hakkını güzel bir şekilde talep ederse isbetten tabii ki hakkını isterse hakkını istediği zaman onlar da bakarlar ederler tabii ki düsturun içine sokarlar. Ama gelip de hiçbir zaman umudumuz kesilmemesi lazım. Çünkü bu sadece bir Irak üzeri kural değil. Yok, uluslar arası tüm dünya üzeri kuraldı bu kuraldı. Her zaman değiştirebilmeye imkaniyeti var. O imkaniyet de tabii kimin elindedir? Millet elindedir. Aynı zamanda da milletin de güvencesi odur. Milletvekiline, o milletvekiline tabii ki o milletvekili bir sürü milletin boynu da kaldırmış etmiş. Yani gittiği zaman, yaptığı zaman derek ki güzel bir şekilde hakkını korusun. Bale. Ben tabii katılım, onca bir şey verdim dedim de madde var. Anne bu tadilatlarda da ve son 2018'de de Irak'ta muzaharat çıkanda bu Tişrin tevrası yani olanda onlar istediler yani mutalaba çok var idi yani bu düstur değişsin yenici bir düstur şey olsun ama dediğim kimin biz Türkmen'in daima o strateji ben şimdi bas Türkmen safında istirham konuşum ayrı çok şeyler mevzuları atmayayım. Tamam bizim Türkmenlerin bir strateji bir kaide şeyimiz var Irak hesabında. Annehu biz Irak'ın bütün torpağı danık. Irak'ın bir yani Irak vahda vahidadı. Bir coğrafyası var. Hepsi milletler bunun içinde yaşayır. Tamam biz onu danık. Ama ben istemiyorum ayrı fikirler o ayrı beni galat anlasınlar. Bazı şey var. Ne diyorlar? Merahil var diyorlar. Aslında taktik yolunda. Taktik yolunda bazı milletler var Irak içinde. او دولتلر وار دیگر تلاششلر مستقبل عراق این دیگر کدر بلدوجی بیر هر بیر کلازاخت یعنی تقسیم اولازاخت و بس بو فرضیه اوجمز ده وار خب بس ها دوشن مارخ دور مارخ تو سی بس ده معلسه بیر شی وار 2003'ten de sonra او 2005'te hatta این دیگر کدر ده olabilir دائما ملتمز ده بیر نوع بیر ثقافه وار او ثقافه ده سیاسته çok uzak bir şey uzaktı siyasetten. Bakalım ne olur müstakbelde, biz bir bakalım ne yaparlar, ne ederler, ne yaparlar. Olar senin için bir şey yapmazlar. Olar senin için daima hak hukuki yerler, zapt ederler, bir şey vermezler sana. Sen siyasilerden talep edersen, siz ne yapacaksınız? Sen mümasiliden talep edersen ne yapsan? Biz özümüz inanan hazır görürken, yok inanan, bundan 10 ile evvel, 15 ile evvel mafruz özümüz hazır görürdük. Maadalik indi diyağın ha emel kapısı bizim ucumuzda açıktı hala var. Celağın bir aynen Irak anayasasında taktik şeyinde
Diyagan indi özümüzde alel akal bir şey var. Bazı taraflar mesela Sünne grubunda var, av Şia kardeşlerin grubunda var. İsterler Irak'ta akalim kursunlar, federal akalimler kursunlar. Bazı devletlerde bu şey var. Ama acı onlar Kur'an'dalar. Biz hep bakalım diyagan onlar bakalar ne yediler? Biz de onlar kimin yapalım? Yok. Biz olmaz mı bu şekilde anlayalım? Irak düsturunda mazal verip de akalim korunsun. Ve en mühim bir şey var akalim şeyinde hakkında. Anne her iklimin edebili düsturu olsun. Düstur anayasası olsun. Has o iklim üstüne yani o bölge üstüne. Çok mühimdi. İden biz acı hak hukukumuz elimizde getirmedik. Irak'ın anayasasında, hapsi Irak'ın anayasasında bas edebilirlik o anayasa çıkacaktı mesela bölgelerde, akalimde. Mesela indi burada diyen iklim bölge var, Irak, iklim Kürdistan, Irak var. Ve acıcası biz çarçıcı indi istirik yani Türkmen'de, Türkmen'in de bazı siyasi partilerin, o siyasi insanların fikrinde indi. Çok böyle görürler, önemlidir çarçıç, bir has bir federal olsun. Has bir federal tek yalğızına olsun. Ve bir ayrı bir teveccühatlar da var. Mesela Musul bir ayrı bir federal olsun. Bunun civarında, yanaşasında. İden biz özümüzde hak hukukumuz var. Türkmen diyağın, ki özümüzde mühim şey var. Musul ulayeti, Musul iklimi, Katel Ahfar var içinde oğlu, muhafaza oğlu, o zaman acıcası şey olanda, iklim olanda Musul. Ve çarçuşta iklim olsa, has yalgız, onda da Türkmen'in çarçun anayasasında, onda çok hukuklarımız edebilirken, şey yerine getirebilirlik, ha ihtiyacımız da olmaz şey diyagın Irak'ın anayasasında. Ve onun da civarında Erbil'de, iklimde Erbil var, Erbil'de de Türkmen milleti var. Türkmen milletinde onun da indi haliyen anayasası isterler burada anayasayı yazsınlar. Olmaz bizde başlayan olup ha Bağdat'ta ne olurdu? Bizde yani şey yok, bizde indi sağ olsun bizim siyasilerimiz var Erbil'de. Çalışırlar yani. Bakan var bizde, Üstad Aydın çalışır, düstur yolunda ayrı siyasiler var. Yani parlamenterler var burada, yani 5 parlamenter var, aktifler çalışırlar. Bu yolda bizde, bu acı çalıştılar bu şeyde, biz destek yönetmelerine daimen onlardanık. Ve mutalaplar, Türkmen'in bir öcünde bir fırsat var indi Erbil çapında, yani bölgenin çapında düstur yazmakta. Biz de yani o fikrimize göre yani kibramız var düstur mazalında destek veririk. Onlar da anı hatta Türkmen'in hak hukukun bir imtiyaz. Bakmayalım Bağdat'ta ne oldu? Yok biz bu günün marhalasında ne olacaktı? İden acıcası özümüzde faraziyat. Irak'ta bir ayrı bir şekil devran dolansa devletler isteseler Irak'ı acıcası Irak'ı parçaladılar mesela taksim etmekte o zaman Türkmen'in ayrı bir strateji bir teamülü var. Biz böyle bakmarız diğerler ola sünnet sünne mantakası bölgesi Şia bölgesi Kürt bölgesi yok o zaman. Bu Irak'ta tamam Irak teşkilatında cirmilerde Irak bu şekilde teşkil olanda kabir devlet olanda bas o acı incesi Irak'ı parçalasalar hara döndük biz? Döndük ila muahedet Lozan. Öcü yani mübaşaraten hara dönecekti Irak? Dönecekti Lozan'a. Yo biz döndük valla 60'lara 70'lere şeylere. Çünkü biz Irak biz ki Türkmen olağın Irak'a İtiraf edibik, ha tamam, itiraf edibik, naqsı o cirmilerde şey olubdu. Yani o Britaniya'dan Türkçe arasında ittifakat olanda biz ona tamam, biz ona itiraf edibik. Ama cesse Irak'ı taksim etseler, Irak'ı bölseler, sünne, şia şey, tamam biz hobi silah kalır mı bulan kaşarlarında? Çünkü biz medeni şey, ama bizim hak hukumuz haradadır. Biz mahakim duali var, özümüz döndürük, mutalep ederek bir şey tatbik olsun. Muahedet Lozan tatbik olsun. Ona göre
acı cesse de Irak şey kasa ya vahde vahide biz de onu dedik ana bir bir şey olsun ama içinde federal federal şey olanda çarçuş bir yalgız bir federal olsun Musul şeyde acı cesse Sünneler yapsalar biz onda da telafer şey var diğer muhafazası var ama hak hukukumuz dedik Müslüman ona ona göre şey olur. Ayrı taraflarında var biz demirik yani debiller mesela Kürdistan bölgesi Çarşış bölgesinden Musul bölgesinden yani bir acaba bir federal olsa o da olur düstur ona şey verir ama o her zaman olacaktı. O müfavazat yolundandı. O ayrı bir şekil yolda. İden öcümüzde Türkmen'in hala emel çok var. Acaba düşünsemiz strateji yoldan düsturi yoldan anayasa Irak'ta ne yazılıpsa o hakları kullansamız taktik siyasi yollar çok var öcümüzde edebilik kullanmağın bas o da el ele hibra hibramız bir olsun hedeflerimiz bir olsun yollarımız acı düşünmeğimiz acı ayrı ise de ama hedeflerimiz birdi ona göre yani çabalayağın o zaman müstakbel yani Türkmen milletinin müstakbeli Irak'ta çok şey olur çok güzel olur ve istediklerimiz hak hukuka yetişerek daha Kazım, fazla da alır. Üstad Kazım bizim bir sorumuz var burada. Bizim buyur. Türkmen siyasetçilerimiz siyasetçilerimiz acaba o kadar beyin olarak yetişkin miler? Yani yarın bir gün Lozan Anlaşması olduğu zaman, tabii ki Lozan Anlaşması olduğu zaman Türkiye ve İngiltere ve aynı zaman Irak merkezi şeyle olduğu zaman, yettiği zaman bizim öyle bir siyasetçilerimiz var mı böyle insanın hakkını istesin ve aynı zaman dört dörtlü dursun desin bu beladı bu beladı? Ustad biz dediğimiz şimdi biz temennimiz o dönemci yani Irak parçalansın Irak ayrı ayrı kıyanetler içinde olsun ama dediğimiz şimdi biz Türkmen elimiz yanıptı elimiz çok tecrübe görüyoruz Irak içinde elimiz yanıptı ve istemiyoruz bir de yani yandırsınlar bizi ondan sonra yakın ay havar yalla yetişin bize yok inanın oğlu biz bilagın yani ne olur ne olmur sahada işte gör biz bakırıq, okuyuruq, neler oldu, av neler taktit oldu. Ve biz oğlu bunlar bu taktitlerden yer yağın, barabar olağın. Ancak barabar yermesemiz bu taktitlerden, cerde kalsamız, bizi tabi ne derler yani, daimen aynı 2003 çimin oğlu, istediklerini yapalar, bitecekti. Yani biz bir şey elimize gelmez. İden biz bu muadele dueli içinde, oğlu yani bazı şeyler de var, müsbakan oğlu bunları yapalım. Mesela siyasilerimiz, o milletimiz, oğlu Irak içindeki milletlerden, o bir milletlerden ilakatımız yenişleyelim. İlakatımız kuvvetli edelim. İlakatımız yani beraber yapalım. Çünkü yani hepsi bu... Affeylesen, dedi o ta ki siyasetimizi kuvvetli etmemiz lazım. İlakat edildiğimiz zaman siyasetimizi kuvvetli etmemiz lazım. Akit, biz uzaktan bakmayalım. Yani bazı taraflar var diyemeyelim. Valla bu tarafın hiçbir alakası yoktu. Ben bundan yakın olmam. Bu beladı, bu tarihi benimle beladı. Siyasette dediğimiz şimdi hiç yoktu diyesem. Valla bu taraf önemlidir, bu taraf önemlidir. Önce her taraf önemlidir. Her tarafın kuvveti var, her tarafın tesiri var. Oğlu biz bu her taraftan yani görüşmemiz olsun, her taraftan anlaşmalarımız olsun. Devam olsun tamam tarihte çok nahak yapılıptı bizim hakkımızda ama o olmaz biz tarihe bakalım yani hadi bitti daha böyle bu şekil olupdu çünkü müstakbelimiz isteyen istemeyen milletler Irak'tan Arap, Türkmen, Sünna, Şia, Mesihi, Yezidi bilmem ne bu hepsi bunlar şeydiler Irakiler hepsi Irak'ın çapa altındadılar. Yani edebilmeyiz biz bir taraftan tehmiş edelim. Çünkü biz evet. Her yerde varız. Türkmen, Kürt'ten yaşayır, Türkmen, Arap'tan yaşayır, Türkmen, Sünnay'dan yaşayır, Türkmen, Şia'dan yaşayır. Her tarafta varız. Ve olmaz da biz bir Türkmen, mesela Erbil Türkmen'i ayrı bir şekil olsun, Musul Türkmen'i ayrı bir şekil yaşasın, Çarşış Türkmen'i
ayrı bir şekil yaşasın. Düzdaki ay yok, biz olmaz bu şekilde. Oğlu inenen iyi dirasat yapalım. Mesela ben bazı noktalar var idi, millete kanşar. Bu vazifesi ne olsun bu Türkmen ilinde? Vazifesi yani milletin, cumhurun vazifesi ne olsun? Mesela birinci şey vazifesi, Türkmen öz kendisine baksın anne o Türkmandır. Irak içinde. Belen. Yani mesela biz hepimiz Türkmenler %99'u Müslümandı. Yani Müslümandı. Tamam bizim içimizde mezhep var, sünne var, şia var. Ama müşkilimiz sünne şia diyoruz. Sünne şia ne bizimle hal olacaktı? Arap'tan hal olmadı. Yani bizimle hal olacaktı. Ondan sonra bizim hazdan Türkmen içindeki o sünne şia çok böyle yani hiç böyle müşkilası yoktu. Burada bakarsan bir yerde sünnadı, hapsi adı Ali'di. Hapsi adı Hüseyin'di, hapsi adı Hasan'dı. Yani hiç böyle şey yoktu. Yani tarihlerimizde, hatta folklorumuzda, edeb yazmağımızda hapsi yani hapsi katılıptı bir biçimde. Yani biz edemeyiz. İnden sakafiyen ihtizaz etsin her insan. Bu sünnadı, sünnadı, şia, şia'dı, müşkilat olacak. Ama siyaset şeyine girtmesinler. Hiç olmaz siyaset kapı atmasınlar sünne şia meselesinde. Çünkü asılsa hapı taraf zelal eder. Hapı Türkmen zelal eder. Sünnası şiası. Ve eskiden de gördük yani neler geldi başımıza. Mesela Tel Afer'de, ayrı bölgelerde bu mesail açılandı. İden bu birinci millet öz kendisine baksın. Ennehu Müslümandı, Türkmandı. Tamam bitti, cihetti bu nokta. Çinzi milletin siyasilerin arasına hilafet var. Siyasiler ister istemez dünyada hepi yerde beladı. O yani kimsenin çi siyasi yoktu bir fikir olsun. Yani daima çünkü her şey bir taraftan bir maslahat görür. İden onda hilafet ha olacaktı bazı şeyde. Millet girmesin aralarında. Millet olmasın. Ben bu tarafı destek veririm. Sen o bir tarafa destek ver. Bu millet cirende siyasilerin arasına hem de siyasiler yani daha zahmet oğlu çünkü istiktab oğlu. İstiktab olanda zahmet oğlu. Hatta bir de dönsünler barışmaya, bir de dönsünler bir hedefte sağlasınlar. Çünkü millet mevzuğa cirende. İden millet cirmesin şeyisine. Millet sakafı siyasi olsun, sakafı hilafı da hazmetsin. Sakafı hilaf hazmetsin. Yani sen tamam Cevli'de var ben filan siyasini sevsen tamam oy vermekte cet kullan oy vermeyi bas onu şey etme yani siyaset şeyini giritme hilaf kapısı atma mesela konşu konşuydan tukansı tukansıydan her cinsler arasında girmesin o hilaflar şeyler yani bir gözle baksınlar ameliyat siyasiye Türkmen şeyinde. Ve dediğimiz gibi de sakafet hilaf hazmetsin insanlarımız. Yani rezaen bu her mütekaddim insan, mütekaddim milletler içinde, devletlerde daima bakarsan hilafet hazmederler. Yani siyasiler aralarında savaşarlar. Hilafet sadece hazm değil yani. O da ki mesela, yine mesela ben bir kişiyi bilmem siyasetine zaten o bir kişiyi de bilmem siyasetine zaten ama o da ki mesela ben selaşım edim din beladı kırım o birisini kırım ona verme on buna verin buna verme on ona verin yani gitti o zaman zaten sandık senudu oy senudu varaka senudu kalem senudu özü yazacaksan özü atacaksan istediği kişiye ben o da önemli diyor ki ben seni anladım diye ben kime verdim kime yaptım kime ettim. Ama ortada bir sene var. Ortada yani biz baktığımız zaman gerçekten şu anda adam-ı thika yani şaapta adam-ı thika oldu. O adam-ı thika da hardan kaynaklandı? Onlardan kaynaklandı, siyasetçilerden kaynaklandı. Çünkü herkes dirim ben menem çıktığı zaman siyasete yani yetiştiği zaman bir merhaleye bakırı hani Türklerin bir atasözü var. Diğer cebimdekiyle çarşı bir döge. Yani bak. Yani girdi zaman siyasetin içine bir bakır çıkabilmiyor içinden. Bir bakır mesela iş birbirine getirdi. Bunu yapması için etmesi kişi derken dört dörtlü yapması lazım, etmesi lazım. Ve sen o
Değerli kardeşim, siz bir siyasetçi, mahalli siyasetçi olarak sizin düşünceniz nedir? Tabii ki Türkmen milletinin güveni kalmayıptır Türkmen siyasetçilerine. Düşünceniz nedir burada? Tabii yani Üstad Murat, dediğimiz gibi biz konuşurduk bazı Türkmen ilin maslahatın, Türkmenlerin milletin maslahatın. Ama gelendemiz, yetişendemiz o noktaya ki diyağın seçim mevzuğuna, sandık başına, akid onda ne olacaktı? Onda yani o büyük büyük maslahatlar elimizdekini küçük edeceğimiz, küçük oğlu mücerred mesela maslaha şahsiye filan adayın, yani filan adayın. Evet. Ona yetişmeyenden önce istemiyorum yani konakları sari atlanan hatta milletimizin, av insanlarımızın fikrinde şey olmasın. Yani biz hedefimiz, amacımız siyasim tamam. Ha. O mühimdir, çok mühimdir. Bas yerinde şeyinde. Çünkü biz dediğimiz gibi çok büyük şeyler Irak sahasında gelen günlerde olacaktı. Biz onu haberden olağın millet, kamil millet. Siyasilerden, millet şeyden. Peki. O noktalarda mesela milletin üstüne ne düşer? Mesela diyağın aralarında müteavun olsunlar. Müteavun olsunlar siyasilerden. Siyasilerden müteavun olsunlar. Mesela siyasiler var, bazı fikir takdim edendiler, fikir intiz edendiler. Her olmaz da millette her taraftan bir tane desin, vallahi kalksın desin, bu tamamdır, bu galatı, bu tamamdır, bu galatı. Biz bunda bir netice yetişmeyiz. Çünkü her hapı milletimizde, İstanbul hapı milletimizde siyasi olsun. Yani siyaset adamı olsun. Bunda ha olan şeydi hocam. Yani eden ama sakafa siyasisi olsun ama siyasinin de yerini almasın. Çünkü biz ha olan yani diyağın bir 10, 20, 30, 50, 100 siyasimiz amınca yani sahaka takabül edecekti. Ama 1 milyon insanımız hapı da hapı desin ben siyasiyem. Onda yani hiç bir şey ne halledarak ne bir şey. Arap diye la yahil ve la yarbut. Bela. Yani şaka abudu. Olmaz yani insanımız yani mıksa mazal versinler. Millet siyasileri mazal versinler. Hatta işlerini görsünler. Yani ben tamam o siyasiler sen benim fikrimde, o senin fikrinde, o milletin de fikrinde bazı namazizler var idi. Türkmenler de siyasiler çıktılar. Yanlış siyaseti kullandılar. Yanlış şeyler yaptılar. Tamam onlar yani onlar şey alınmazlar yani namudat alınmazlar ve temennamız da odur annehu millet onlardan yani uzak düşsün, onlar da o kimselerde yanlış şey yapıpsalar yani kendilerine dönsünler, öz özlerini doğlasınlar. Çünkü dediğimiz gibi Türkmen hapı taraftan muharaptı. Alakalı öz içimizde bu muharap şey kelimesi kalmasın. Bu ananiyet çıksın, bu maslaha şahsiye bastı. Yani çünkü Türkmen o bir milletler kimin döyücü. Hala biz haviyyemiz tespit etmeyiz. Dediğimiz kimin müşkiler düsturdu. Anayasa varımızdı. Müşkilerimiz var. Hala dilimiz kullanmağında, meşteblerimizde, idariyen hala hukukumuz vermeyip. Şeyde düsturda idari hukuklar yazılıptı ama tenfiz olmayıptı. Mesela bazı muhafazata mesela çarşıda indiye kadar biz hala muhafız olmayıbık. Yani tarih de malumdu. Erbil'de hala bir kaymakamımız yoktu. Telahfer'de aynen bu şekilde, Musul çapında, Duz'da aynen indiye kadar yani Duz malumdu tarihi şeydi. İden idari hatta anayasada yazılıptı. Yani 125 madde vazih, sarih Irak anayasasında Türkmenlerin hakkı verilipti, idari, siyasi, sakafi verilipti bu şeyler. Ama indiye kadar biz yani o böyle çok kuvvetten parlaman içinde sayımız çok olmayı bu bir ki demirem hapsi uzun parlamanlar, acı desem hapsi yani yanlıştı. Olabilir bazı iyi adayımız var idi, iyi uzun parlamanımız var idi, çalışırdı. Ama yani diyağın sayı az olduğuna bilgi de az idi, mumarası da az idi, şey olmadı. Ama gelen günlerde bu yanlışlar ha olmaz ha böyle kalsın.
olmaz Türkman milleti yani aşçı bu 16 içinde hala alışmasın ne de şahsiyetleri seçsin. Olmaz Türkman milleti hala indiye kadar bilmesin maslahası hardadır. Olmaz indiye kadar Türkman milleti sorsun biz cidağın siyasime yetmeyeğin. Babam ayrı milletler yetmirseler de onlar hak hukukuna yetişipler. Onların bölgeleri var, onların muhafızları var, onların vezirleri var, onların özü makatları, kürsüleri, sandalyeleri, hapsi ovalarıdır. Ama senin yok idi. Sen yetmesen Ali'daki de çünkü muhtalat bir bölgede yaşaysam. Çarçuş, sağda sen yaşamasan Çarçuş'ta. Seniden Arap var, Kürt var, Hristiyan var. Sen yetmesen onlar seni makadi afaracaklar. Musul'da, Telahfer'de hebele, Erbil'de hebele. Yani ha zamana kadar yani böyle bu basit basit suallar rezaen tekrar olmasın. Bizim yani diyenlerimiz biz medeni şeyh, medeni yolu herden tutarın. Yani seçimden olsun. Kanşer yetmeyen de sen oğlu cilesen. Senin üstüne, onun üstüne bir vazif vatani var ise senin üstüne 3-4 vazif var. Vatani vazif var üstüne, kavmi vazif var, dini var üstüne, maslahi, maslahat yani milletin maslahatı. Çünkü sen yetmesen yani oyu kullanırlar, harap harap insanları, çöktü insanları çıkardılar. Tabii ki Üstad Kazım, bizim şu anda bir değerli abimizden bir soru var. O soru da değerli abimiz Cevdet Assaf abimizden bir soru var. Tabii ki o sorun da size sorurum. Diri tabii ki Arapça yazmış. Eyne huma siyasiyine Türkmen? Hel ledeyne siyasiyin? İnkâne indene siyasiyin? Fema huve incazatun? Burada bu soruya cevabımız var Verah. Güzel. Tabii biz her vatandaşımızdan, her Türkman milletinden memnunuz. Birinci mutabaasına Üstad Cevdet Assaf yani katılmağına biz senden çok memnunuz. Sualiden de çok memnunuz. Ve oğlu bizde de her siyasete çalışanlar oğlu cevabı olsun. Belki biz valla biz cevabımız yoktu yani şeyde. Tamam acemende de yok ise yani çünkü ben yani özür parlamam bir şey katılmayayım bu şey içinde ama oğlu onların müstakbelde yani şeyleri olsun. Bu şey incazetler ne yapıpsalar bir de siyasime akit katılırlar. Çok malumatım var. Çok o özür parlamanlar bir de katılıplar şeye siyasime. Oğlu şeyleri o incazetler ne yapıpsalar millete görsatsınlar. Ama dediğim gibi bizim haviyamız tespit olmamağı anayasada, Irak'ın anayasasında ve o haklar var haliyen Irak'ın anayasasında ele getirmeyip ve o küçük affedersiniz o küçük incazetler var ise de burada onların tayin edipler, burada bir meşteb yapıplar, burada bir yani bir saha top oynamak, futbol sahası yapıpsalar. Tabi bu gözde gözükmez. Çünkü milletin hakkı var. Büyük büyük şeyler isteri. Anayasa isteri. İsteri yani dili yazılsın, tespit olsun. Üçüncü dilde Irak'ta. İsteri aynen cevaz seferde Arapça, Kürtçe yazılıpsa Türkmenca yazılsın. Kıtalarda yani yollarda matarlarda, bularda hepsi aynen Türkmanca görsün gözüyden. Menhez dirasilerde, Basra'da acebiden okursa Türkmen'in tarihi menhezlerde yazılsın. Bu böyük şeyler hakkıdır. Madem o bir milletlerin bu böyük şeylerde hakkı var, biz de Irak'ta dediğimiz gibi en fazla şehit veren, en fazla Irak'ta yorulan Türkmen milletidir. Somerilerden tut hatta yani bu güne kadar ha Türkmen verirdi. Ve bir nokta var idi çok güzel bir noktaydı ben fikrimde istemirdim unudum dile getirim. İndi yani mesela yakın Türkmen haliyen bundan şeyden önce kuvveti yok idi. Mesela indi mesela diyesen yavaş yavaş indi yapıldı. Hacd-ı Türkmani var, indi ya, yani diğer kuvvet Türkmani var. Bunlar
Tamam, biz ayrı bir milletler kimin diyoruz? Biz milisya gözünde bakmarız bu şeylere. Ve biz de talabımız Türkmen strateji, yani talabımız o da Liva kuvvet Kirkuk adında bir kuvvet yapınsın. Hapı taraftan Türkmenler ve bu Haşit Türkmeni ve kuvvet Türkmeni bunlar bunun içinde nevatı olsunlar. Türk kardeşlerinden aynen, Arap kardeşlerinden aynen bu Liva içinde olsunlar çerçeve çapında. Ama grup grup olmasın. Biz daimen şeydenik yani kanunla, devletin kanunuyla ne zaten evvela bir gözle bakılsın. Ama o şartten Türkmen'in yeri malum olsun bu kuvvet içinde. Cüzü yani malum olsun. Çünkü da Türkmen daha az şeylere dönmez bir de öz mantakasın, öz melmeçatın, o şeyin yani sahibi çıkmasın. Bizim dediğimiz kullanmağı, kuvvetin kullanmağı liddifa torpağa, yani Türkmen'in kasabalarına, bölgelerine, çöylerine bunun işi, bu kuvvetin difa etmektir. Yo hücum, yo taadda, yo ayrı şey. Türkmen müstahildir. Ne biz siyasiler bu şeyi kabul ederek ve ne Türkmen'in akliyatında fikirde var. Bir tarafa kanşar dursun Irak ise. Biz Irak'a, Irak'ı bizim yanımızda ne diyorlar, hat ahmardı. Kanı, parası, mülki, çünkü biz fikrimiz, dedikmiş mi? Türkmen Müslümandı, Müslüman da bu gözle bakar Irak'lara annehu parası, kanı haramdı bizim üstümüze. Biz difaen, şey, aynen Musul'da da, aynen kuvvet, liva Musul adında olsun, Türkmen içinde olsun, Arap olsun, Kürt kardeşlerinden olsun, her taraftan olsun. Ama yo mesela yüzde sana bir çi dene versinler evvelki kimi. Hiçbir hesap olmasın. Yo bunda mütesavi bir şekilde ve cüzlü bir şekilde yani kuvveti olsun aynen şey adında. Ama dediğimiz kimin biz milişe şey gözde bakmarız öz kuvvetlerimize ve gerçeklerinde kuvvetlerinde. Tabii ki. İden, buna da işlemekimiz lazımdı. Şimdi bunun bu sağ olsunlar o kimseler yani bu işte de çalışırlar. Çok da yorgundular. Bizim haberimiz var. Yani cezanı gündüz edirler, gündüzü ceza edirler. Hatta difa etsinler bölgelerimize, mantakalarımıza. Onlar sağ olsunlar ve çözücülerini atıplar Daesh irhabi grupların önünde ve ayrı ayrı farklı bir bu, irhabilerin önünde duruplar. Çok şehitler de verdiler. Bunlar oğlu aynen hukuk şuhada Irak şurta kimin aynen alsınlar ve tasbit olsunlar yani ahletleri de yani aileleri bunların şey olsun şuhada sayınsın biz 10 idanık. Çünkü bu, hala iş çoklar var önümüzde bunlardan işleri malumdu. Harda işleri hardadı. Bunlar da yani dediğimiz gibi acıcası çarçı şey olanda, bölge olanda, iklim olanda bunlar haras iklim olacaklar. Bunlar haras iklim olacaklar. Yani müfazaat önümüzde çok var. Dediğimiz gibi adı müfazaatı. Bas oğlu biz haberde olalım. Ve inşallah çok tarafta yani haber var. Ama ister bu fikirler oğlu yazılsın, oğlu muhtemaratlar üstüne olsun, oğlu etraflar hapsi ittifak etsin. Hatta biz bakalım bundan 10 yıl sonra haracı gelirik, senaryoların kaşlarında bizim de senaryomuz olsun. Acebeli olsa biz böyle ederik, bu şekilde olsa bu şekilde yaparız. Yok oturalım, yani yalla bakalım ne olacaktı. Çünkü maalesef biz yani uşaklıktan ha bizi böyle alıştırıplar. Ha bazarlarda, çeyhanlarda, ayrı yerde, ha diğer bakarsan diğer de yalla bakalım Allah kerimdir, bakalım ne olacaktı. Allah, Cenab-ı Allah kerimdi kim idi? Yani o kimse kerim ise, yani o kimse işlirse, kerim olsa Allah onca sayıdan kerim olur. Ama sen acısa razil oldu, bakil oldu, sayıdan kerim olmaz. İşte sen o atı işleme, çalışma, düşünme, neyden yani kerim olacaktı? Yani bu da aynen bunu da galat kullanılır. Bunu da fahmi olu insanlarımız ayrı bir şekilde kullansınlar. Peki sevgili güzel abim, tabii ki Cevdet Asaf abimiz burada tabii ki sorunun cevabını
tam diye alamadım diye demiş diye. Ama tabii ki sorunun cevabı tabii ki programın başında da söyledim. Değerli siyasetçimiz, muhalleli siyasi kardeşimiz Kadımır Yavari bize anlattı. Bizim tabii ki birlik barabarlığımız ve aynı zaman en önemlisi odur. Hangi kişiyi istirsek birlik çalışır diye onu seçmemiz lazım. Ondan sonra bunu yaptıktan sonra, ettikten sonra tabii ki o incezetleri de görürük. O istediklerimize de geçiyoruz. Tabii ki Kadım Yavar abimiz. Bizim tabii elimizde 10 dakikamız kalıptı. Programın sonuna gelen. Burada son görüşlerimiz nedir ve ileri hutbalar en son yani öyle diyelim mesela yarın bir gün 2023 senesi geldi ve aynı zaman ortaya muahedet Lozan çıkacaktır. Türkmenlerin durumları ne olacaktır? Sen bir muhallil olarak, muhallil siyasi olarak, ben sana siyasi demirim, muhallil siyasi yani düşüncelere baksan acaba Türkmen aynı bu durumda mı kalacak yoksa gelip mesela şu anda Kerkük Erbil'i mesela Kerkük'ü diyelim başka muhafızlardan gelirler. Bir muhafız oğlu ve aynı zaman Kerkük'ü yürüdürü. Yani muahedet Lozan geldikten sonra Türkiye anlaşması girdiği zaman, Türkiye anlaşması olduğu zaman bir tane Mardin'den mi gelecek, Urfa'dan mı gelecek veya Diyarbakır'dan mı gelecek diyelim mesela Kerkük ve Türkmen eline orada Türkmenlere hükmedecek. Burada bizim siyasetçilerimiz hardadır. Neyse anlaşmalar, neyse Irak hükümetinden anlaşmalar ve neyse Türkiye anlaşmalar, Türkiye'den de anlaşmalar. Tabii ki burada aynı zaman Türkmen toplumunu sağlasılar diye bu Türkmen'in ve Türkmen elini ve aynı zaman Türkmen topraklarını dediğimiz zaman tabii ki o toprakların altında önemli madenler var, içinde nefti var, benzini var, demiri var, her şeyi var. Yani dünya bile o topraklara göz dikipti. Bizim siyasetçilerimiz daha fazla çapa verecekler, daha fazla iş gösterecekler, hatta bir neticeye yetişseler. Sen bir siyasetçi olarak görüşün nedir sevgili güzel abi? Taban biz dediğimiz kimi acıcısa Irak bölünse o muahedet Lozan mevzuu arayacaksa yani dünya değişir. Dünyada yani siyaset daima bir istikrar etmez. Nizam-ı hukum diyorlar. İstikrar etmez bir şekilde. Daima tatavvur edecekti. Daima yani ayrı bir şey gelecekti. Bu avamlar yığışar. Bu nizamı yani yencilişler. Bu nizamı değişer. Mesela o zamanın vilayet şeyi kalmayıptı. Mesela Osmanlı devletinden diyelim. Bir tane Türkiye'den geldi burada vali olacaktı, bir şey olacaktı. Böyle bu şekilde kalmayıptı. Şimdi haliyen Türkiye'nin içinde mesela Türkiye bir devleti. Mesela Diyarbakır'da, İstanbul'dan insanlar gelmediler orada muhafız olsunlar. Ha Diyarbakır'da şey olacaktı. Muhafız oldu, şey oldu. Ayrıca bir devletti. O indiki ayrı bir anlaşılmalar var, ayrı bir şeyler var. Yani bu mevzular tefasili çok çoktu. Biz edemmeyiz yani bir böyle görüşmede hapsi tefasili cirağın. Az bir şekilde sadece görüşü almalısın. Hapı tefahumat yani. Bes nedir? Bunlar tefasildi. Bunlar az bir şeydi. Mesela muhafızdı bu makamdı bu müdür nahiyyada bu kim olacaktı, kim olmayacak, kimler şey olur. Bu kalıp milletlerin şeylerinde aralarında ittifak etmeye bir anayasaya kabir. Bu anayasa hükmedilmezdi. Büyük şeyler mesela maslahal ulya biz muahedenin içinde yerimiz harazı olmaktı. Bu milletlerin istiller etsinler. Yani federal şeyinde, konfederali tabiasında, avçı devlet arasında. Yani bu ayrı şeyler. Bunlar mühimdi. Yani bunlar siyasete girmek lazımdı. Yani mevzu içinde o da acaba tafasil, küçük şeyler içinde. Olabilir de yani biz diyelim, ha Irak şeyinde kalacaktı. Yani Irak yo Lozan'dan ötürü şeydi. Diyelim 70'lerde, 60'larda mesela Irak bir diğerler bir şeye girdi, birleşmeye girdi şeyden, Suriye'den. Meşru varidi Irak'tan mesela Mısır'dan.
Bu şeyle bu meseleler hep neden geldi? Haziyetten geldi. Hele eskiden aralarında bir şey yok idi, muahedet, Lozan kimi bir şey yok idi. Ama neden geldi? Zaman ihtiyacat, insanların, müştemaen, devletlerin, bölgelerin ihtiyacatları, o iktisat amili buna yani tesiri var, dil şeyin tesiri var, diğer siyasi emni şeyin çok tesiri var, bölgeni o nizam hükmün tabiatını resmetmek bu amilleri kesaydığın bunlar hükmedecekti. Yo mesela basit şeyler onlara ayrı yani konaklarda yeri cale tafasilinde. Ama dediğimiz gibi biz şimdi bu bir senaryoydu. Almanın yanaşasında ayrı bir senaryo kadar herhalde. Irak şimdi biz Irak çapında çalışırız. Irak bir devletti. Biz hem bu Irak anayasasında difa çıxarıq, kalırıq. Ayrı bir şekiller, acı milletler, Irak milletleri istediler. Bir ayrı bir şekil şey etsinler, tasarruf etsinler, Irak'ı bölsünler. Yani Irak bir devlet kalsın, bir ayrı devletten konfederali girsin, baksın acı isterler hepsi Türkiye'den bir konfederali olsunlar, Irak ve Türkiye konfederali olsun. O Irak'tan İran da isteri, Suudiye de isteri, her devletler, her taraflar isteri. Ama biz Türkmenler, oğlu bizim rüyamız olsun, acı bir böyle şey olanda biz ne isteriz? Biz naqsı maslahatımızdadır. Naqsı önemlidir bizim. Naqsında xəsair çox başımıza gəli, naqsında maslahat çox başımıza gəli. Naqsı tərəf bizim daimən tarixiyyən biz ona yaxınıq, o bizdən yaxındır. Naqsı tərəf bizim daimən maslahatımız istəyibdir, himayət edibdir, qoymayıbdır. Məsələn, əlindən nə gəlirsə onu yapıbdır. Məsələn, o diktatorların öcündə o xarab qrupların öcündə türkmenləri əlindən gəldiyin yapıb da himayət etsin. Bunlar həpi dirası olur, bunlar həpsi sualdır, böyük sualdır, cavabı da millət yandadır, hizblərin də, partilərin də, şəxsiyyətlərimiz, siyasilərin vacibi, dövrlər odur, əzçiləri fikir siyasiyyən tərh etsinlər millətə, yenciləşlərin də aynən yığsınlar, bir böyük bir meşru etsinler, milletin hizmetinde koysunlar. Çünkü millete ihtiyacı var, bilsin ne olur ne olmur. Acı siyasi işin görmese, kalkmasa bu işlere bildirmese, yarın millet yani onun yakasını tutar, yarın onu yani tarihte onu rahmetmez. Çünkü sen şeye kalkmadı, yok ben aktarım, ben burada her zaman vezir olacağım, her zaman özür parlaman olacağım. Ha zaman bir böyle basit şeyler bunlar yani olsa olmasa çok tesiri yoktu milletin müstakbalında Türkmen milletin şeyinde dediğimiz Türkmen onlarca vezir olubdu yani bu 20 yıl içinde neçə vezirimiz oldu bəs tesiri neydi? Tesiri az idi, çox idi. Buna millet hüküm verdi. Mən istəmirəm çünkü mən oğlum haid oğlum muhalif siyasiyam. Edemem deyim ola filan iyi yaptı filan harap yaptı. İndi oğlum hayat gözünde şeylere bakım. Ama xas mavzular olsa onda edebilir hükmedarım. Ama dediğim için eden böyük şeyler millet fakir edipti, elinde edipti, era Türkmenlerin elinde çıkıptı. O böyüklerin yani %50'si de yerine gelsinseniz o kitikler dediğimiz için o vizaretlerdi. Acaba biz çarpışı bir şey yap, iklim yapsamız bu büyük bir şeydi. Yani büyük bir maksaptı. Onda seni otomatikiyen muhafızı yolu, müdür nahi yolu, dili kullansan, meştepleri istediği için olur, kanunları edebilsen çıkarsan istediği için. Ama acı geldi olmadı. Sen bir şey demesen. Yani onda maslahalar, kitik maslahalar olur. Ben akid bilmem özümde bir şey bir dakika kalıptı. Size sonsuz şükranlarım takdim ederim Ustad Murat. Çok senden memnunum. Yani bu görüşmeni benimle yaptı. Bu vakitte milletin hak hukuku üstümüze çoktu. Biz ola alakalı bu basit şeyleri milletimizin hizmetine kalkırız. Memnuniyetten hiçbir minnet şey yoktu milletin üstüne.
her kanalın ve her izahanın ben millet hizmet millete hizmet gösterdiyse ben onun da hizmetindeyim. Her vakit çok sağ olun, var olun. İnşallah gelen günlerimiz elçiden daha çok çok iyi olur. Teşekkür ederiz. Tabii ki biz Malmö Genç Sesi radyosu adına ve aynı zaman kadrosu adına ve özellikle benim adıma ve aynı bu programımızın adına biz buradayız. Programı adına sizlere sonsuz şükranlarımızı sunarız. İnşallah ileri zamanda başka programlarda sizlerle karşı ba karşı oluruz. Evet sevgili güzel dostlarımız, aziz dinleyicilerimiz, tabii ki bizlere katılan sevgili güzel siyaset muhallel siyasetçimiz Kazım Al Yaver bizlere katıldı. Türkmen muhallel siyasi Irak çapında tabii ki buradan sonsuz şükranlarımızı sunarız kendisine ve aynı zaman tüm dinleyicilerimize iyi vakitler dileriz. İnşallah bir başka bir programda sizlerle karşı ba karşı oluruz.